Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle hemen hemen bütün fırınlarda, pastanelerde karşılaştığımız, kimilerinin saçaklı, kimilerinin sakallı poğaça dediği yumuşacık bir poğaça tarifi paylaşacağım. Tarifimi sonuna kadar izler ve sizler de yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Öncelikle yoğurma kabına 1 paket yaşma yağı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü alarak maya çözülünceye kadar karıştıralım. Dilerseniz yaş maya yerine 1 yemek kaşığı kuru mayayı da kullanabilirsiniz. Üzerini streç filmine örterek 5 dakika kadar bekletelim. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta akı ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ederek tekrar karıştıralım. Ardından yaklaşık 6,5 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ekmek, poğaça veya kurabiye hamuru fark etmez, unu yavaş yavaş eklemenizde fayda var. Kullandığınız unun cinsine göre veya diğer malzemelerdeki ufak tefek farklılıklardan dolayı un miktarı çok az değişebilir. Hamurumuzun üzerini streç film ile örterek 30 dakika mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamuru birkaç kez daha yoğurarak havasını alalım. Ardından hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içerisinde yuvarlayalım. Pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine poğaçalarımızı aralıklı olarak yerleştirelim. Üzerlerine temiz bir bez örterek 15-20 dakika tepsi mayası gelmesi için bekletelim. Fırına sürmeden önce bu şekilde bekletirseniz poğaçalarınızın çok daha yumuşak olduğunu göreceksiniz. Sürenin sonunda poğaçaların üzerine yumurta sarısından her yerine gelecek şekilde güzelce sürelim. Ardından 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika kontrollü bir şekilde pişmeye bırakalım. Üzeri kızaran poğaçalarımızı fırından alalım. Gördüğünüz gibi gayet yumuşacık ve puf puf olmuşlar. Şimdi biraz ılımaları için bekletelim. Ilıyan poğaçalarımızı ortadan ikiye tamamen kesmeden, yani poğaçalar birbirinden ayrılmayacak şekilde biraz pay bırakarak keselim. Ortasına ve kenarlarına bıçak yardımıyla krem peynirden sürelim. Krem peynir yerine labne peyniri veya biraz beyaz peynir ve labne peyniri karıştırarak da sürebilirsiniz. Ardından peynirli yerlerini ince bir şekilde doğradığımız maydanozlara bulayalım. Maydanoz dışında rendelenmiş kaşar peyniri, salam veya pul biberi batırarak değişik sunumlar hazırlayabilirsiniz. Bu ölçülerle hazırladığımızda biz toplamda 32 adet sakallı poğaça elde ettik. Poğaçalarınızı daha ufak hazırlayarak bu sayıyı artırmanız mümkün. Eğer sizin de videosunu beklediğiniz farklı tarifler varsa yorumlar kısmından bize her zaman yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.